toplantı olmadığını, daha verimli, daha karşılıklı sohbet, fikir alışverişi çerçevesinde geçtiğini gösteren bir olaydı. Fakat sonu öyle bağlanmadı. Pek de iyi geçmedi. Dört başlık sundu Sayın Karatepe ve çok da mantıklı şeyler sundu ama bir cevap alamadığını, bir uzlaşma sağlanamadığını söyledi. Arkasından da biraz sert açıklamalar geldi tribünlere oynandığına dair. Normalleşmenin de bu vesileyle çatlar mı çatlamaz mı diye bir endişesi var iki cenahında. Sayın Konukman, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yapılması gerekli bir toplantı mıydı? Bir sonuç çıkacağına inanıyor muydunuz her şeyden önce? Valla şimdi bir kere toplantı öncesinde yapılan bazı değerlendirmeler bu toplantının yararsız olduğu, muhalefetin böyle bir toplantıya gitmemesi gerektiği yönünde dahi değerlendirmeler vardı. Eğer şöyle bir çağrı olsaydı ve Yalçın Karatepe, Sayın Karatepe, ben iktidarın çözümüne ortak olmaya gidiyorum, ona yardımcı olacağım, yani bir Cumhur İttifakı'nın dışında olmamıza rağmen onlara katkıda bulunacağım, sorunun çözümüne önemli bir CHP katkısı olacak deseydi, buna ben itiraz ederdim. Çünkü muhalefet partisinin böyle bir işlevi yok. Yani seçimler olmuş, iktidarda bir parti var, yerel yönetimleri kaybetmiş. Burada ana muhalefet partisinin yapacağı şey kendi görüşlerini, kendi alternatifini de masaya yatırarak ve seçim sonuçları üzerinden de okuyarak, çünkü bir yerel yönetim seçimleri oldu, halkın bir tepkisi oldu. Örneğin, değil mi, emekliler var, 16 milyon denilen, 16 milyon 500 bin diye de telaffuz edilen sayı konusunda bir türlü anlaşma sağlanamadı. Onu da belirteyim. Yani nereden baksanız bir yarım milyon bir fark var. Bu bile ayıp. Yani emeklisinin sayısını resmi olarak doğru açıklayamayan bir ülke var. Bırakın öbür istatistikleri. Yani Salim Şen, ben emekliyim mesela. Biz bu sayımız kaç kardeşim? Bizi sayamıyorlar ya. Böyle bir ayıp var mı yani? Bilmiyorum. Suat Özçelebi biraz daha genç bizden. Ona emekli diyemeyiz. Dolayısıyla Burçin Hanım da öyle. Ben de emekliyim. Yani, Sayın hocam için, ben emekliyim. Hepimiz emekliyiz. Ha, öyle mi? Evet, ben ama emekli var. Çok gençsiniz bu anlamda. Hani çok teşekkürler. EYT'cisiniz galiba. Neyse, konuyu başka yerlere taşımayayım şimdi. Buradan şuraya geleceğim. Emeklisini dahi sayamayan bir iktidar var. Onu paylaşmak istedim. Şimdi burada Yalçın Karatepe şunu söyleseydi, ya ben size bir işte zeytin dalı uzatıyorum, sizin sorunlarınızı çözmeye katkıda bulunacağım dese, muhalefetin böyle bir görevi yok. Bu doğru da olmaz. Ha, burada peki niye gitti? Şunu söyledi. Kardeşim bak, seçimleri kaybettiniz yerel yönetimlerde. Bu toplum isyanda. Bu toplumun talepleri var. Biz bu talepleri okuyoruz. Sizin izlediğiniz büyüme stratejisi yoksullaştıran bir büyüme. Halkı ciddi anlamda mağdur eden bir büyüme. Bunu rakamlarıyla vermişler. Kamuoyuyla da paylaştıkları çok net bir şekilde gözüküyor. Yani ben bu tür bir değerlendirme toplantısına gidilmesini yadırgamıyorum. Onu söyleyeyim. Eğer muhalefet kimliğinizden vazgeçmiyorsanız, orada ısrarla iktidarı bazı politikalar konusunda, yani toplumu yakından ilgilendiren, emekçi kesimlerini yakından ilgilendiren bir takım politikaları seslendirmenizin ne tersi olabilir ki? Gitmeden de söylüyorsunuz zaten. Yani Yalçın Karatepe köşesinde yazıyor. Ne bileyim, zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyor. Yani onu Mehmet Şimşek'e gidince ağırlığı mı düşüyor paylaşımların? Ben bunu doğru kabul etmiyorum. Hatta yakın, siyasi olarak yakın olduğum insanlardan da bu noktada ayrılıyorum. Yani bir aynı düşüncede olduğum bazı arkadaşlarımdan farklı düşünüyorum. Ben bu girişin, bu görüşmenin bu tür bir mahsurları olabileceğini kabul etmeyenlerdenim. Nitekim de öyle oldu. Yani ne oldu yani, şey mi oldu yani, destek mi çıktı? Ya doğru yapıyorsunuz işte, biz de size el vereceğiz mi dedi. Tam tersine maalesef bizim söylediklerimizi not ettiler ama öyle bir izlenim almadık. Yani bunların değişeceğine dair bir izlenim almadık dedi. Bir de
Tabii belki de Yalçın Karatepe bunun daha altını çizseydi. Çok iki tane önemli konudan söz edildi. Üzülerek söyleyeyim. Tele1'de bile, bakın Tele1'de bile bu konu öne çıkartılmadı. Ben şahsen bunu tabii Sayın Yalçın Bey'in de, Yalçın Hoca'nın da, dostum Yalçın Hoca'nın da belki bunu öne çıkarsaydı, hem basın açıklamasında hem katıldığı televizyonlarda çok daha iyi olurdu. Neydi o biliyor musunuz? Vergi harcamaları. Salim Bey bilir, ben birkaç toplantıya katıldığımda, Salim Bey'in yönettiği bir toplantıydı galiba, yine böyle bir şey Burçin Hanım, o zaman evet, siz yoktunuz. Evet. Bir ara moderatörlük yapıyordu, evet, Salim Bey. Evet. Ben 2,2 trilyon vergi gelirlerinden vazgeçildiğini söylemiştim. Doğru. 2024 bütçesinde. Burçin Hanım, bu ne kadar bir rakam biliyor musunuz? Bakın büyüklük olarak söyleyeyim. Hükümetin 2024'te toplamayı düşündüğü vergilerin %29'u küsurat, hatta %30'una yakın. Yani toplayacağı 1/3 vergiden devlet vazgeçti ya. Ve bunun büyük bir kısmı 1,6 trilyonu şeye ait, sermaye kesimine ait. Yani devlet diyor ki sermaye kesimine, yeter ki istihdam arttır, yeter ki ihracatı arttır, ben seni teşvik amacıyla 1,6 trilyonunu toplamayacağım. Sana kardeşim muafiyet tanıyorum diyor. Peki yıllardır tanıyor bu tür muafiyetleri. Bir sonuç alındı mı? Mesela geçen seneki 1 trilyona yakın 994,4 milyar. Daha sonra o gerçekleşme tahmini 1,5 trilyon olarak revize edildi. Ne yaptı? İstihdama mı katkı sağladı bu bizim güzelim, değil mi, böyle güzelleme yapılan sermaye çevreleri? Hayır, hiçbir sonuç alınamadı. OVP'de de diyor zaten, etkinliğini yitirmiş olan muafiyet ve isnalar ayıklanacak diyor. İşte size göre. Ve Yalçın Karatepe diyor ki kardeşim bunları tahsil et diyor sermaye çevrelerinden. Ne demek tahsil et? 1,6 trilyon hazinenin kasasına girsin demektir. Evet. Ya onunla neler yapılır? Asgari ücrete zam da yapılır. Çünkü asgari ücret doğrudan bütçeyi etkilemiyor. Çünkü özel sektörde biliyorsunuz asgari ücret ödemelerinde yani devletteki bir kesimi etkiliyor. Şimdi daha bunun gibi bir sürü emekçi kesimin taleplerini karşılama olanağı doğacak. Eğer bu 1,6 trilyon toplanmasına karar verilirse. Vallahi vergi reformu paketini geri çek kardeşim, anlamı da yok vergi reform paketi. Kuşa çevirdiler ya. Burçin Hanım, kuşa çevirdiler. Yani veto yedi ya, açık söylüyorum. Bakın buradan sesleniyorum size. Mehmet Şimşek'in vergi paketi Tayyip Erdoğan'dan veto yedi. Ya da iyi kötü, iyi polis kötü polis oynadılar, bilemem. Yani o daha onu, kuvvetle muhtemel gibi herhalde aslında. Onu Suat Hoca, onu evet, siyasal Suat, iletişimci Suat olarak onu ona da sormak lazım. Ben de merak ediyorum yani, öğrenmek evet, isterim. Çünkü böyle bir rezalet olmaz. Bir taslak kamuoyuyla farklı farklı bölümleriyle paylaşıldı. Ve bir sürü sermayeye yeni yükler getiren öneriler paketten geri çekildiği iddia edildi. Hatta bir akademisyen arkadaşımız bunu açıkladı bir kanalda. Şimdi ya kardeşim hangisine inanacağız biz ya? Böyle bir rezillik olabilir mi? Bir vergi taslağı, tüm toplumu yakından ilgilendiren bir taslak, böyle bölüp bölçük bir kısmı kamuoyuna sunuluyor, bir kısmı sunulmuyor, bir kısmı sermaye çevrelerine duyurularak onların tavır alması, onların Tayyip Erdoğan üzerinden müdahalesi mi istendi? Açık Aziz söylüyor. Hocam, bir daha biraz söylüyor. Hazmı zor olduğu için bence parça parça sunuyorlar. Çünkü açıklanan i̇şte her şey işte bir inkar yarattı. Yani önden bir yoklama yaptılar. Tabii. Sermaye çevrileri tedbir aldılar. Büyük bir ihtimalle saray üzerinde baskı kurdular. Ya böyle bir rezillik olabilir mi ya? Toplumu yakından ilgilendiren bir konuda meclisin buna tavır koyması lazım. Meclis başkanı neredesin kardeşim? Olaya el koy ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Yani bütün evet, bunlar, bakın bütün bunlar nasıl bir iddiala karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Buradan hemen muhalefeti suçlamanın bir anlamı var mı ya? İktidarın iş yapma biçimi bu. Bu mu normalleşme? Evet, işte bu aslında orada Aziz Hocam, aslında orada tabii sadece muhalefeti suçlamak değil de burada hemen Sayın Özçelebi'ye döneceğim. Yani normal... Çok özür dilerim. Estağfurullah, çok özür dilerim. Buyurun. Suat Hocam'a dönmeden önce... Buyurun.
Burçin Hanım, bir şey daha paylaşayım. Yine güme gitti. Yani belki Yalçın Hoca'nın da bunda sorumluluğu var. Keşke bunu daha öne çıkarsaydı. Dört maddenin arasında, değil mi, öne çıkan dört maddenin arasında maalesef kamuoyuyla paylaşılmadı ama bunu konuşulanlar arasında yer aldı. Gazetelerin bir kısmında bu yer aldı. O da şudur. 2006 yılında vergi cennetleri vergi cennetleri listesi yayınlamak koşuluyla buralara yapılan her türlü transfer %30 kurumlar vergisi stopajına tabi olacaktı. Böyle bir değişiklik yapıldı kurumlar vergisinde. Ama 18 yıldır Tayyip Erdoğan bu vergi cennetleri listesini yayınlamadığı için buralara yapılan transferlerden %30 kesinti yapılamıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Olağanüstü bir vergi gelirinden mahrum olmak demektir. Mesela bunu Yalçın Hoca bizzat yüzlerine söylüyor. Kardeşim, bu kanunu diyor yürürlüğe koyabilmeniz için vergi cennetleri listesini yayınlayın diyor. Bu konuda ısrarcı oluyor ama bu maalesef hem Yalçın Hoca'nın basın açıklamasında hem de televizyonlarda kendisine bu yönde bir sorular yöneltilmediği için ne yazık ki bu söylediğim iki tane önemli konu güme gitti. Bunu hatırlatırım. Evet, önemli gerçekten de, doğru söylüyorsunuz. Buradan hemen Sayın Özçelebi'ye döneceğim. Yine normalleşme ve dünkü toplantı üzerinden gideceğim ve sizin fikriniz önemli. Aslında normalleşmenin veya yumuşamanın mümkün olamayacağı bir ortamda dünkü yapılan toplantı biraz da dostlar alışverişte görsün tarzında kaldı. Sonucu da o şekilde geldi. Siz nasıl değerlendirdiniz öncesinde ve sonucu, sonrasında?